Bu sürecin en büyük şeyi çaresizlik duygusunun yaratılmasıdır. Bu çaresizlik duygusuna karşı baş etmemiz lazım. Çünkü insanlar protesto ediyor, insanlar ses çıkarıyor. Bunun böyle olmaması gerektiğini, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını, bunun bu kadarını da artık tahayyülleri aştığını söylese bile iş devam ediyor. Ama bugün yapacağımız şeyler açısından, ekran başında kalmaktansa bir takım işler yapmak. Çok somut, neyse o. Hani bir mitingde yürümekte. de olabilir. Bir diyelim ki işte bir kermese gidip ufak bir şey alıp bir şey satmak da olabilir. Çocuğunu bir kenara çekip ona işte anlatmak da olabilir. Bu boykotun evet. parçası da olmak da olabilir. Bir şey yapmak. Merhaba kıymetli izleyenler. Filistin gündeminin yeni bölümünde İbni Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Medaim Yanık Beyefendi stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Efendim malumunuz olduğu üzere Gazze'de, Filistin'de iki ayı aşkın bir zamandır büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada birçok problem var. E, siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal. Bu sorunlardan bir tanesi de psikolojik sorunlar. Bugün aslında biz ...sizinle psikolojik sorunları konuşmaya gayret edeceğiz. Öncelikle ilk sorumuz Gazze'de çocuk olmak ne demek? Bir Gazze'li çocuğun gözünden meseleye bakacak olsak neler söylersiniz? Tabii Gazze'de çocuk olmak demek vahşetin ortasında olmak demek. Yani bir çocuk güvenlik ister, bir çocuk yakın ilişkiler ister... ...bir çocuk emniyet ister, bir çocuk insan ilişkileri ister bunun hiçbir birinin olmadığı olanın da en bir çocuk halinin en yaralanacağı yer herhalde yeryüzünde ve bizim insanlık boyunca şu anda tanık olabildiğimiz hani bu yaştaki bir çocuk için olabilecek en zalimane yer hani bunun daha dibi daha zalim şekli herhalde olamaz yani daha insanlık böyle bir şey görmedi o düzeydeki zalimane şey bu çocuklara ne yapar? Hani bu zulümün, zalimane ortamın, vahşetin olduğu bir yerde çocuklara ne olur? Şimdi Filistin'de, Gazze'de daha öncesinde de e, psikiyatrik, psikolojik durumları ölçen çalışmalar var her zaman. Hı hı. Bunlar zaten şey olarak yüksekti. Yani genel toplum ortalamasından, dünya ortalamasından, dünyadaki diğer çocuklardan psikopatoloji olarak veya yani ruhsal sorunlar olarak yüksekti. Çünkü bu çocuklar her zaman zor durumlardaydı. Ama şimdi olan şey, tabii bunun etkilerini direkt e, sağ kalanlar üzerinden ancak e, şey yapacağız. E, artık konuştuğumuz her çocuk artık sağ kalan çocuklar, Gazze'li çocukların sağ kalanları üzerinden e, konuşmuş olacağız. Bunların sonuçlarını ölçtüğümüzde tabii e, beklediğimiz şey bir ağır bir hasar bedeni e, çünkü insan tekinin bedeni hasarladığı gibi zihni de hasarlanıyor. Yani bir çocuk vahşete karşı karşıya kalırsa, yakın bombanın ya karşı karşıya kalırsa, ölümlere karşı karşıya kalırsa, yakınlarını kaybederse, bu travmatik hal insan zihnine bir yerleşiyor. Hmm. Trav en, en önemli şey bizim buna travmatik hafıza dediğimiz bir şey oluyor. Hmm. Bu yerleşiyor yerleşen hafıza zihin şöyle bir şey yapar. Kendisi için çok önemli ve çok zor olan şeyleri özel kayda tutar. Normal sıradan şeyleri bırakır, gönderir. Çünkü yer kaplamasına gerek yoktur veya onu zihnin silik alanlarına atar. Hı hı. Her şeyin kayıtlı olduğunu düşünüyoruz aslında ama zihin önemli olan şeyleri özel bir kayda tutuyor. Pozitif önemde ve negatif önemde. Travmatik olan veya pozitif hafıza olanları özel bir kayıt sisteminde tutuyor. Bu travmatik anılar bu çocukların zihinlerine bir kere kaydedilecek. Hani savaş bitse bile, Hı -hı. bir güvenlik sağlansa bile nasıl diyelim ki bedende izler, uzuv kayıpları veya diyelim ki yaraların izleri kalacaksa bu çocukların zihinlerinde bu izler kalacak. Hı -hı. Bu izler ne olur? Bir kısmı, bir kısmı aslında üç tane farklı yol oluyor böyle bir durumda. Hı, -hı yaralandığında ve şartlar düz en azından tekrar travmatize olmayacakları bir hal oluştuğunda çocukların bir kısmının yarası iyileşecek. Ve kendi normalleri üzerine gele gelecekler. Eskiden nasılsa insan şey zihni bu acıyı bir şekilde sindirecek ve kendi normallerine gelecek. Hatta bir kısmı için, bir kısmı için eğer koruyucu faktörler varsa, eğer bu çocuğu e, çevreleyen e, insan ilişkilerinin gücü varsa, bu çocuk bir e, hani sarılır sarmalanırsa, sevgi gösterilirse, yardım edilirse, insani bir ilişkiler al sağlanırsa, değerler öğret e, içinde kalırsa, büyüme, olgunlaşma, travma sonrası büyüme dediğimiz bir hal bile teorik olarak mümkün. Yani Ama, daha iyiye gidişten mi bahsediyoruz? Burada? Yani bu çocuklar dayanıklı olmayı öğrenecek bir kısmı. Yaşıtlarından daha farklı erkenden çok fazla bir şey yaşadıkları için daha özel tipler olacak. Hı -hı. O yüzden hani diyelim ki bugünün savaşçıları geçmişin ailelerinin yok edilen aileleri yok edilen kişilerden oluşuyor. Hı -hı. Bu çocukların bir kısmı bir şekilde hani bunu aşıp daha güçlü karakterler oluşturabilirler ama bir kısmı buradaki o travmatik yaşantı devam edecek zihinlerinde ve bizim travma sonrası stres bozuk özellikle çocuklar için uzunlamasına zihin bölünmesi dediğimiz disosiasyon dediğimiz bir mekanizma ile bir nevi onların içinde yara olarak kalacak bu dışarıya öfke olarak yansıyacak isyan olarak yansıyacak kendi içten bir huzursuzluk olarak yansıyacak. Yas olarak, depresyon, kaygı olarak yansıyacak. Yani bu süreç o ortamdan kaçınıldığı takdirde bile devam edecek psikolojik bir sürecin mi? Tabii, tam var. Yani Zaten travmanın iyileşebilmesi için önce ortamın bitmesi lazım. Hani Hı. dediğim ki depremden iyileşebilmemiz için bir kere göçükten çıkmamız ve ortamın bir normale dönmesi lazım. Bütün bu söylediğim üç tane şey bitti, çocuklar sağ kaldı. Sağ kalan çocukların sonraki hali için konuşuyoruz ve olaylarda bir şekilde bir makul bir yere geldiğindeki üç farklı senaryoyu. Yani Birinde bu psikopatoloji dediğimiz hal sürekli olarak kalacak ve bu çocuklar yaralı kalacak. Hem içe hem dışa bir öfkeleri olacak. Bir kısmı bir şekilde kendi normallerini Dönecek ama bir takım psikolojiler taşıyacaklar bunlar. Bir kısmı bu taşı gördükleri şeyden belki daha e, öğrenecekler, e, belki daha yarar şey bir e, fonksiyonel bir öfke oluşturacaklar, hedefe yönelik bir tavır oluşturacaklar. Bu biraz ondan sonraki e, o çocuğu e, çevreleyip destekleyebilecek bir ailenin kalıp kalmamasına. O topluluğun bu çocuklara sahip olup olamamasına, hı hı. onlar için nasıl bir sosyal ortam inşa edileceğine aslında bağlı. Ha. E, peki hocam, süreç devam ederken hı. psikolojik noktada destek sağlamak mümkün mü Değil. orada çocuklara? Ya. Yani orada bombalar atılırken herhangi bir müdahalede bulunulamaz. Yani Sürecin o, daha hafif atlatılabilmesi. Atlatı aile, ailelerin şey. işte çocukları koruma, sakinleştirme, koruma. E, onlarla yüz yüze etkileşim, hı. hani bir profesyonellerin dışarıdan gidip hı hı. böyle bir yardım yapma şey yok. Travma bitmeden, travma sonrası, yani ile ilgili herhangi bir şeyin iyileşebilmesi mümkün değil. E, efendim bir de duyarsızlaşma hı hı. E, söz konusu. E, hepimiz internetten videolar izliyoruz. Orada işte insanlar dışarıda bomba sesleri geliyor. Çok yakınlarına bombalar düşüyor belki. Bazı insanlar çok büyük korkular, kaygılar sergilerken bazı insanlar duyarsız kalabiliyorlar. Bizim izlediğimizden yola çıkarak bu soruyu soruyorum size. Duyarsızlaşma psikolojik olarak zihnin bir sığınma biçimi mi acaba? Şimdi diyelim ki kaçamadığınız bir atmosfer, bir durum var ise hı hı. etrafınızda olup bitenler zalimane ise insanlar değişik tepkiler verirler. Her biri reaksiyonel tepkilerdir. Şimdi bir yandan diyelim ki bir takım videolarda Donmuş kalmış, boşluğa bakan çocuklar görüyorsunuz. Sanki çocuk karşıya bakmıyor. Sanki böyle içine, içindeki bir dünyaya bakıyor gibi. Hmm. Biz ona disosiyasyon deriz, biz ona çözülme deriz. Yani çocuk aslında gerçekten kopmuş, zihnin içindeki bir iç dünyada kalmış. O kadar bir şey ki, etkilenmiş ki donup kalmış, gerçeklikten kopmuş başka zihin bir nevi onu bir korumaya, başka bir aleme almış gibi bir hmm. halleri var. E, duyarsızlaşmanın bir kısmında aslında o dışarıda gördüğümüz şeylerin mekanizmaları yine bu. Ama bir kısım buna rağmen çocukların diyelim ki o e, işte yıkılmış evlerin eşliğinde hala diyelim ki marş okuyabildikleri, şarkı söyleyebildikleri, işte bir slogan atabildikleri veya çocukça oyunlar oynayabildikleri manzaralarda görmek mümkün. Bunlar psikolojinin çetin sorularıdır. O diğer çocukla bunun arasındaki fark nedir? Olayla direkt etkilenme düzeyi şeydir. Ee, belirleyicidir. Yani bomba sizin size düştü mü? Bomba annenize, babanıza düştü mü? Kardeşinize düştü mü? Hı hı. Yani oradaki o etkilenmeyle işte 300 metre uzağınıza düştü mü? Bu iki arasındaki şey farklı. Ama tabii tab gazze olup biten her şey gözünüzün önünde. Hı. Ama yine de etkilenme derecesi farklı oluyor. Bütün çocukların ıı, sonunda bu bir şeye dönüşecektir. Onların yani şöyle diyeyim, bir zihinlerinin bir girdisi olacaktır. Onların dünyaya bakışını şekillendirecektir. Hı. Şimdi zaten gazze meselesi dediğimizde psikolojileri oluşan acayip büyük psikolojiler oluşturdu ya. Sadece diyelim ki gazilerin psikolojisi oluşmadı. Mesela diyelim ki Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanların veya insanlığın psikolojisini de dönüştürdü. Hı hı. Biz şeyde ya ben diyelim ki bir psikoterapistim. Emin olun son iki ayında insanların uykularının fena halde kaçtığını hani insanlar Büyük bir yoğun duygu yaşadığını, terapi ortamında e, gazze meselesi deyince e, hüngür hüngür ağlayan çok sayıda e, insan gördüm. Hmm. Bu şu demektir, aslında e, bütün bir insan duyarlı olanlarla hani tarafı tarafı Filistinlerden yana olanların iç dünyasında da çok güçlü bir psikolojik etki hmm. yaratıyor. Bunların bir kısmı hani psikolojik şeyler, uykunuz kaçıyor, ee, diyelim ki üzgün hissediyorsunuz Hı -hı. kendinizi, daha yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Bir kısmı da aslında hayata bakış açınızı değiştiriyor. Hı -hı. Bu dünyanın nasıl bir yer olduğuna dair bir kanaatiniz oluşuyor. Ben şeyin gazze olayının insanlığın düşünme biçimini, kökün çok köklü olarak etkileyebileceği kanaatindeyim. Yani bu bu sıradan bir iş değil. Hı. Bizim de şahit olduğumuz şeylerle dünyaya bakışımızı, insanlığa bakışımızı, özellikle dünya sistemine bakışımızı evet. çok büyük değiştirebilecek bir şey. Yani artık dünyanın güvenli bir yer zaten değil de, ama artık olabileceğine inanma ihtimalimiz yok. Hı. Dünyanın ee, bir takım batının kurduğu düzenlerle güvenliğinin sağlanabileceğine dair en ufak bir ümit artık hissedemeyiz olup bitenlerde. Ee, var olan şey e, kurumların bir düzen sağlayabileceğine hı hı. artık inanamayız. Kendi e, bir nevi hani realist teorideki gibi kendi şeyini e, Kendinin gidermesi, kendi güvenliğini kendinin sağlaması. Yani kendi göbeğini kendin kesmen diye tabir edilen bir kendi güçlendirme şey. Ben birçok insanın bu süreçten şöyle bir duygu içinde olduğunu düşünüyorum. Daha fazla çalışma arzusu. Hmm. Mesela ben kendi içimden de bir son birkaç senedir biraz daha artık şeyi düşür. Çalışma temponu düşür. Biraz daha iç dünyana yönel. Daha biraz kendi başına kal. Daha derinleşmeye çalış. Ee, mesela şimdilerdeki psikolojim ha, e, tamam bunlara eyvallah da bunlar güzel şeyler ama daha fazla çalış. Daha fazla üret. Bu topraklarda elinden ne geliyorsa daha güçlü olması için evet. e, bir şeyler yap. Yani Somut öyle. hayatta. Çünkü hı hı. E, çok net olarak şunu görüyoruz ki artık güçlü olmaya kendi göbeğimizi kesmeye Hı hı. ayaklarımız üzerinde durmaya. Bu dünya sistemine güvenemeyiz. Hı. Bu dünyanın düzenini iş yapamayız. Gücün olmadığı bir yerde kendimizi ve mazlumları koruyamayız. Hı. Bir şekilde güçlenmenin yollarını bulmamız, bulmamız gerekiyor. Evet şimdi vaktimiz daraldı. Son iki soruyla e kapanışa doğru ilerleyeceğiz. Öncelikle biraz önce e konuşmanızda e geldiğiniz noktadan hareketle özellikle çocukların donuk bakması noktasında aslında birçok sosyal medyada paylaşımlar gördük. Özellikle yıkıntıların arasında bir şekilde çocukça e, oyunlar oynamaya çalışanların varlığından bahsettiniz. Orada bir çocuk vardı ki yine yıkıntıların arasında arkadaşlarıyla birlikte bombalar, sesler uzaktan yakından devam ederken, e, bu şiddet devam ederken bir şekilde oyun oynayabiliyorlar orada. Fakat oyun oynadıkları alana bir bomba düşüyor ve çocuk kaçmaya başlıyor. Birileri çocuğu yakalayıp sakinleştirmeye başlayınca videoda çekiyorlar o esnada. Ne oldu size diyor. Çünkü göz bebekleri büyümüş. Bahsettiğiniz gibi donuk bir bakış size bakıyor ama sanki gözlerinde bir perde var sizi görmüyor. Biz diyor oyun oynuyorduk orada. Bomba attılar üzerimize diyor. Şimdi bu sizin biraz önce temellendirdiğiniz çocuğun aslında orada olmaması ve bir travma haline belki geçişiyle alakalı örneklerden bir tanesi. Bir başka yönüyle de bunların sosyal medyaya arz edilmesi, insanlarla buluşturulması. Şiddet içeriklerinin çokça aslında bu dönemde paylaşıldığını da görüyoruz. E, bu noktada e, bomba e, videolarının, e, askeri videoların, e, işte birbirini öldüren insanların videoları. Bunun yanında e, insan yüreğinin kaldıramayacağı belki vicdanın kaldıramayacağı çocukların ölümleriyle alakalı bedenleriyle alakalı videolar görseller paylaşılıyor. Öncelikle bu noktada nasıl durmalıyız? Bunun paylaşımı, yayılması ve buna maruz kalmak noktasında çünkü bir şey var burada da. Benim yüreğim dayanmıyor. Ben bunları izleyemiyorum. Hemen geçiyorum diyen bir kitle varken bir kısım insanlar da bunları izlemelisiniz. Bu acıya ortak olmalısınız, kininizi, öfkenizi diri tutmalısınız şeklinde savları var bazı insanların. Biz nasıl durmalıyız psikolojik açıdan? Şimdi e, bence bu ikisinin ortasında bir yer tutmak gayet mümkün. Yani e, bir şiddete maruz kalmamak adına or orada olup bitenleri görmeyecek, anlamayacak, hissetmeyecek hale gelmemiz kabul edilemez. Hı hı. Yani biz çünkü o zaman e, orada olup bitenleri karşı sessiz kalır, gündelik hayatımıza da çok kolay uyum sağlarız. Bu e, gerçekliği görmemek başımıza hem e, orada baş, e, olanı görmemek yani çünkü Filistinler sadece vatanlarını korumuyorlar, bize ait bir e, Kudüsü de koruyorlar. Bunların olup bitenlerin görülmesi gerekli. Hı hı. Ama iş şuna dönerse. Bir, e, diyelim ki, kadın erkek sabahtan akşama kadar sadece televizyonun veya sosyal medyanın karşısında bunları tekrar tekrar izlemek şeklindeki bir döngüye katılıp e, ruh halini olumsuz etkileyebilecek ve eyleme geçmeyecek hale gele gelecekse buna kesinlikle hayır. Yani benim e, buradaki çıkış önerim şu, olup bitenlerin gerçekliğini anlayabilecek kadar bakmak yani e, diyelim ki şimdi bunu şöyle düşünün aslında videoları klasifiye etsek sınıflasak 10 çeşit video var hı hı. yani şimdi buradan her birinden ikişer üçer tane gördüğünüzde artık otuzuncusunu görmenize gerek yok e. ne olup bittiğini anlayıp hissedecek hale gelmek ondan sonra tekrar tekrar maruz kalmanın bir faydası yok. Bunu depremde de yaşadık. Yani Hı -hı. deprem Hı -hı. şeyinin karşısında uzun süre kalmış olmanın evet. faydası yok. Bu duyarlılığımızı kaybettiğinde kadar maruz kalacağız. Ama buradan kalkıp harekete geçmek. Hı -hı. Şimdi buradan kalkıp harekete geçmenin değişik şeyleri var. Ee, bu şeyin, bu sürecin en büyük şeyi çaresizlik duygusunun e, yaratılmasıdır. Bu çaresizlik duygusuna karşı baş etmemiz lazım. Çünkü insanlar Protest ediyor, insanlar ses çıkarıyor. Bunun böyle olmaması gerektiğini, bunu kabul edilebilir bir şey olmadığını, bunun bu kadarında artık tahayyülleri aştığını Hı -hı. söylese bile iş devam ediyor. Şimdi bu ve bunu oyunu değiştirebilecek bir güç şimdilik yok. Benim zihnim mesela bu oyunu değiştirecek şeylerin mümkün olduğunu biliyorum ben. Anlıyorum, görüyorum ama Hı -hı. bu çok uzun sürede olabilecek Gerçekten. bir şey. Ama bugün yapacağımız şeyler açısından ekran başında kalmaktansa, bir takım işler yapmak. Çok somut. Neyse o. Hı -hı. Hani bir mitingde yürümek de olabilir. Bir diyelim ki işte bir kermese gidip ufak bir şey alıp bir şey satmak da olabilir. Çocuğunu bir kenara çekip ona işte anlatmak da olabilir. Hı hı. Ee, bu boykotun evet. parçası da olmak da olabilir. Evet. Bir şey yapmak. Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz hocam sonunda. Aslında son sorumda bu bununla alakalıydı. çocuğa anlatmak. Ee, bir Açıklamanız da var aslında bu konuda çocuklara e, Gazze meselesini anlatmak ile alakalı. Son soru olsun bu da. Çünkü çocukların nelerden etkileneceğini, nelerden korkabileceğini bilmiyoruz. Ben e, çok yakın zamanda ...oğlumla birlikte bir şeyler çizerken... ...bana dedi ki bir gökkuşağı çizelim çizdik. Bir araba çizelim çizdik. Bir balık çizelim çizdik. Bir köpek balığı çiz dedi çizdik. Çizdiğimiz şeyleri konuşturuyor bazen. İşte sen diyor gökkuşağı ol, deniz ol konuşalım diyor. Ben köpek balığını çizince köpek balığı oldum. Ee, o Cihangir, ben köpek balıyım konuşuyoruz. Dedim ki Cihangir suya sakın girme bak ben seni ısırırım haberin olsun dedim. Ondan sonra bir böyle donup baktı bana. Sonra tamam dedi korkarak biraz. Ee, ben hiç dikkat bile etmedim ama o gece beş kez birer saat arayla anne biz babamla köpek balığı çizdik biliyor musun dedi bu kadar sadece. Ama beşincinin sonunda ben bir gariplik olduğunu anladım ve annesine sordum korkmuş mu acaba diye evet korkmuş dedi ve ertesi gün uyandığında e, yine diyormuş anne biz babamla köpek balığı çizdik <laughs> diye. Ve ben korktum mu diye sorduğumda korktuğunu bile söyleyemeden yani orada çizdiğim ecik bücük böyle çok kötü bir köpek balığı bile sayılmayacak bir şeydi ama korkmuş. Böylesine şiddetle dolu bir olayı Gazze meselesini anlatmak <laughs> noktasında nasıl bir Dil kullanılmalı. Çok Çocuklara bu rica erkek yani insan erişkinlerin gözlerini tamamen olup bitenden alıkoymamasını koymamasını söylemiştik. Hı hı. Çocuklar için bu geçerli. Çocuklara bu manzaraları göstermenin hiçbir mantığı yok. Yani o cesetleri olup bit çocukların diğer çocukların görüntülerini olup bitenlere maruz kalmasını şey. Ama bu olay. Her insan tekine ve toplumu etkilediği için bu çocuklar bir şekilde bu olaydan haberdarlar. Eğer siz konuşmazsanız çocuk en direkt olarak başka şeylerden duyacak. Tabii yaş, yaşa göre de değerlendiriyoruz. Yani ilkokul çocuğu, ortaokul çocuğu bunları bir şekilde öğrenecek zaten. Şey. O yüzden sizin konuşmanız lazım. Güvenilir bir kaynaktan güvenilir edilmesin. bir kaynaktan. Bunu anne babadan daha iyi yapabilecek kim şey yok. Yani Zulüm ka şeyi, kötül kötülük, iyilik çocuklar kötülük iyilik kavramını bilirler. Hı hı. Kötüler var, kötüler e, iyi insanları, iyi çocukları da dahil kötülük yapıyorlar. Hı hı. Biz e, bu kötülüğe karşı e, dur durmamız gerekir. Kötüye kötü dememiz gerekir. Kötülerin e, işte iyilere yardım etmemiz lazım. Hı hı. Kumbaramızdaki e, paradan iyilere biraz göndermek ister misin? Hı -hı. Tamam. Çok temel kavramlar. Tabii. Ve çok e, basit örneklerle. Anlatma. Tabii, Bak basit örneklerle. Bu kötülerin satıldığı mallar var. Hani Hı -hı. bunlardan almayalım ister misin? Bak bunlar kötülere yardım ediyor. Gibi böyle çocuğu bir tavır sahibi, onun düzeyinde, onun anlayacağı düzeyde, ama olup bitenden bizim bilgilendirdiğimiz, bir şekilde de işlediğimiz. Çünkü bu öyle bir dünya ki işlemediğimiz bir dünyada hmm. bu çocukların da ayakta kalabilmesi mümkün değil. Evet. Yani biz barış dolu bir dünyada yaşamıyoruz. Evet. O yüzden çocukların e, tamamen güvenlik esaslı bir yetiştirilme tarzı e, hayatın gerçekleriyle uyumlu değil. Değil. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sağ olun. E, aziz izleyenlerimiz Filistin gündeminin bu bölümünde psikolojik yönüyle Filistin'de Gazze'de yaşananları ele aldık. İbni Haylun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Medaim Yanık Beyefendi ile birlikteydik. Yeni bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.